Ardahan'da. Arıcıymış arkadaş. Eskiden Kars'ın altında Ardahan'a giderken şimdi Ardahan'a gidiyor. Ardahan, Sarıkamış. Şu anda içeride bir tane Erzurum arabası var abi. Gelen oluyor. Şu anda deseni bulduk abi, boya kaldırıyoruz, desenleri hazırladık. İşlerimiz bitmek üzere. Bir yarım saat sonra bunu müşteriye teslim edeceğiz Allah izin verirse. Gelen transit de bir haftayla 7 gün arasında bizi bekleme yaptım. İyi yoluna göre ayarlıyoruz. Evet. Kars halkına herkese Allah bir kat razı olsun. Yani. Beklemiyorduk. Eskiden millet her yere gidiyor. Eskiden Kars'ın halkı Ağrı'ya giderken, Ardahan'a giderken kasa yaparken şu anda Ağrı'ya bize geliyor. Hem fiyatlarımızda biraz daha uygun yaptık. Hem malzeme kalitesi, alana görüyor bizim malzeme kalitemizi. Göre herkes alır alsın geliyor. Bir kasa yapması abi 7 gün sürüyor. 7 ile 8 gün arasında değişiyor. Ona göre randevu veririz gelen arkadaşlarımıza. Randevu kendi çalışıyoruz. Çünkü gelip de yoğunluk kapı önünde adamın arabası beklemesi. Herkes bu mevsimde hayvancılık tavuk ağacı sanayi uğraşıyorlar. Kapının önünde beklemesiyse adam gidiyor işini hallediyor geliyor. 6'yı yani eline erken biterse 7 gün bitiyor. Tır dol sesi de yapıyorsun. Evet, tır dol sesi, karavan. Ben şahsen o dışarıda gördüğünüz aracımı gördünüz siz Bedir abi. Onun şahsesi şu anda kırılmış. Yani eskide bizim buradaki halkımız o araçları hurdaya veriyordu. Alt tepkileri getiriyordu. Hurda fiyatına. Hurdası yani bir arabayı alıyordu 10-20 bin lira arasıyla. Götürüyordu. Orada yapıp bir daha bizim buraya satıyorlardı. Ama şu anda biz onu da yani şahsen elimiz artık. Şimdi bu araba şahsen kırmış gelmiş buraya. Dışarıda geldiği için arkadaş yükünü bize aradı. İlk önce hurdaya atmaya düşürmüşler bunlar. Hurdadan sonradan bize getirdiler. Biz bunun içini kupayı komple kaldıracağız. Kasaya kaldıracağız, motoru indireceğiz. Yeniden içine şahsen getireceğiz. Ondan sonra yine tamir edip bu alt sazını değiştirip kapatacağız bir şekilde. Yani bu şekilde araçlar hurdaya gitmesin diye bir daha. Barhaç tutmuş bu aracı 5 ton, 4 ton, 5 ton arası duyduğuma göre yem atmışlar. Yem attıkları zaman bu araç kesme olduğu için taşıyamamış. Taşımadığı halde motorun şahsesini ve kasanın şahsesini kopartmış. Koparttığı zaman bunlar eskide geri duyardı. Gidaydaki Malatya, Diyarbakır geri duyardı. Bunlar milletli insanların elini alıp ucuz paraya alıp götürüyorlardı. Şahsesini olmuyor diye hurdaya çıkartıyoruz. Yayla insanları kandırıyorlardı. Biz ne yaptık? Şahse makinelerimizi getirdik.
Kupayı komple kaldırıyoruz, kasaya kaldırıyoruz. Motoru indiriyoruz, elektrik testlerini söküyoruz. Yine de şase atıp halka yeniden hizmete koyuyoruz. Şimdi biz bu yapıldıktan sonra ne göreceğiz burada? Şu anki görüntü. Şu anda görüntü. Bu yapımdan sonra tam bu sistemi bile görmeyeceksin. Yine de bunu atılacak. Bu alt tabla şasesi yine de yapılacak. Bura komple kesilip çıkıyor bu. Bu olamaya kesilip çıkıyor. Motorun önünden ta arkada kesiliyor. Bu çürük olan yerler komple değişiyor. Bu sarıcılar komple sökülüyor. Yerinde dizaynı yapılacak. Yani bu tür arazi olanlar size... Öyle de bir tane diye insanları kandırıp da Diyarbakır, Antep'e gitmesin bizim bu araçlarımız. Getirsinler. Yani yapıyoruz da çok şükür. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yani görüyorsun bu kesme araç. Kesme olduğu için çürümüş. Buna şase imalatı diyor. Doğru, bu şase imalatı diyor. Yani kırda çıkan araçlarına yerinde şase yapıp yedirme yapabiliyoruz biz. Allah razı olsun. Bittikten sonra da gelip görelim bunu. Evet, özellikle gelip göreceksin. Ben özellikle sizi bir hafta sonra beklerim daha. Tabii. Bir hafta sonra beklerim, gelin hem çayımı için hem de bunu imalat aşamasında sizi bir daha çağıracağım ben. Burası da boya bölümü.